akşamlar hiç doyurmadı. Herhalde tiyatro dünyamızda eleştiriye en açık insandı. Ve bütün eleştirmenleri de kucaklayan bir insandı. Tiyatrosunu çok konuşacağız da ben onun cesur yürek oluşumundan bir hikayeyle anlatmak istiyorum. 12 Eylül faşizmi üzerimizden silindir gibi geçtiği sıralarda şehir tiyatrolarından birçok sanatçı arkadaşımız kovuluyorlardı. Ve bir cesur yürek gerekiyordu. Buna eleştirmenlerle birlikte karşı çıkacak. O cesur yürek Yıldız Kenter oldu. Ve bir gün şehir tiyatrolarının başına müfettiş olarak atanan Vasfi Rıza Zobu'yu evinde ziyarete karar verdik. Yıldız Hanım, Şükran Güncel ve ben üçümüz gittik. Orada Yıldız Hanım o yumuşak, ince, narin, zarif insan bir kaplana dönüştü. Ve Vasfi Rıza Zobu'ya yalnız tiyatro yaşam dersi değil, özgürlük, bağımsızlık, eşitlik, insan hakları, adalet dersi verdi. Onun o kaplan halini hiç ama hiç unutmayacağım. Yalnız o gün değil, ondan sonra ne zaman tiyatroya ilişkin, sanata ilişkin bir haksızlıkla karşılaştıysa derhal kaplan kesildiğini hep gördüm. Bütün protestolarda, yürüyüşlerde hep yanımızdaydı. Çağdaş Yaşam Destekleme Derneği'nin önüne aldığı vakit yaptığı konuşmayı lütfen bulup okuyun. Gerçekten bir ders niteliğindedir. Bu son yaşadığımız adaletsizlikte, hak ve hukuksuzluklarda en önde adalet ve özgür düşünceyi, ifade özgürlüğünü savunanların başında geliyordu. Ve kendisine korkmuyor musunuz Yıldız Hanım diye sorulduğunda tutuklasınlar, hepimizi mi tutuklayacaklar diye yanıt veriyordu. Eğer uygar ve çağdaş bir ülkede yaşıyor olsaydı, Yıldız Hanım'ın 81 yaşında nasıl amuda kalktığı ya da Jülide ve Ramiz oyununda bacaklarının kaşta kaçı göründüğüyle ilgilenen değil de bu tiyatroyu bunca yıl ayakta tutmak için verdiği çabayı daha yakından izleyen bir toplum olsaydık, bugün Türkiye çok başka bir yerde olurdu. Ama inanıyorum ki Yıldız Hanım asla pes etmemizi istemezdi ve ne pahasına olursa olsun bu tiyatroyu, Kenter Tiyatrosu'nu yaşatmamız, sürdürmemiz için bize yukarıdan hala hocalık yapmaktadır. Teşekkür ederim.